Balıkesir'de 600 yıllık geçmişe dayalı Zanus Paşa Camii'nin zaman içinde kaybolan silüetinin yeniden kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların ilk aşaması, meydan düzenlemesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da Ege TV'ye konuştu. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zanos Paşa biliyorsunuz İstanbul'un fethi gerçekten Resulullah Efendimiz'in müjdelediği ama aynı zamanda Türk milleti için de Anadolu'nun tapusunu aldığı çok önemli bir fetihtir. Bu fetihi gerçekleştiren ekibin içerisinde yer alan Fatih Sultan Mehmet Han'ın vezirlerinden çok önemli bir zat ve Balıkesir'i de imar etmiş. 600 yıldır burada Balıkesir'in bekçiliğini yapan kıymetli bir şahsiyetin bugün yapılan bu çalışmayla daha ön plana çıkması, daha görünür, daha güzel, daha kullanışlı bir hale gelmesi gerçekten bizi çok mutlu etti. Ben teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Geçen yıl biliyorsunuz tam bu zamanlar Paşa Camii satılıyor tantanasına vurgu yapmak istiyorum. Bakın Paşa Camii'nin satıldığı falan yok ama meydanı ne kadar genişledi, ne kadar güzel bir hal aldı. Cami ortaya çıktı, yani istenen şey ortaya çıktı. Ama çok ayıp bizim kültürümüz, bizim ibadethanelerimiz üzerinden bu tür siyaset yapmak, bunları siyasete karıştırmak ve onları alet etmek çirkin işler bunlar. Bunları Millet Meclisi'nin kürsüsünden arsızca sarf etmek çok yanlıştı. Ama işte gelsinler, görsünler. Balıkesir'in gerçekten hafızası olan Paşa Camii'ne yakışır bir meydan oldu. İnşallah bu daha da kentsel dönüşümle etrafı genişletilerek inşallah devam edecek. Ve burada çok güzel de bir şehir meydanı olmuş olacak. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Meydan çok güzel olmuş. Tam yakışan bir şekilde, Paşa Camii'ne yakışan bir şekilde düzenleme çok güzel olmuş. Çok beğendim. Emeği geçenlere Allah razı olsun. Meydan çok güzel olmuş. Bence fevkaladenin fevkinde. Gerçekten başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz Beyefendi ve ekibi olmak üzere en büyüğünden en küçüğüne, çalışanına kadar çok gayretli çalıştılar gerçekten. Çünkü evim yakın. Onların 24 saat burada çalışmalarına şahit oldum ve kullandıkları malzeme de en kaliteli bir malzeme. Yani olağanüstü bir eser ortaya çıkardılar. Güzellik kattılar Balıkesir'imize, Paşa Camii'ye daha güzellik kattılar tabii. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Çalışanların hepsini kutluyorum ben. Ben vatandaş olarak beğendim. Güzel yani. Yani bir kusur göremiyorum yani. Güzel, beğendim yani. Yani yapanların yaptığına Allah razı olsun. Yücel Başkanıma Allah razı olsun bir kere. Çok güzel olmuş, çok beğendim. Manevi değeri çok yüksekti. Balıkesir halkı için önemi büyüktü. Milli mücadele ruhunun temellerinin atıldığı, Mehmet Akif'in vaaz verdiği bu caminin bugün restore edilmiş bir şekilde açıldığını görmek hepimiz için umut verici, mutluluk verici oldu. Dışarıdaki doku, tarihi binaların yapısının korunmuş olması, eski binaların daha göze çarpar şekilde ortaya çıkmış olmasını beğendim. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çok şükür, meydanı nasıl buldunuz? Çok şükür elhamdülillah. Allah razı olsun Yücel Yılmaz'ımızdan, başkanımızdan. Çok memnun olduk. Çok temiz oldu. Güzel olmuş. Memnun olduk yani. Allah razı olsun. Harika. En azından fazla kişi namaz kılabilme imkanına sahip olacak. Bu yıllardır hep söylenirdi, konuşulurdu. Ama bu defa gerçekten yapıldı. Başarılı. Hani somut adımlar atıldı ve sonuç alındı. Balıkesir halkın hak ettiği bir meydan oldu. Daha geniş, insanların vakit geçirebileceği yerler oldu. Bu oturma yerleri falan çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Tuvaletler çok güzel, çok temiz yapmışlar, çok güzel yapmışlar, çok güzel işçilik yapmışlar. Meydan genişlemiş ve yeşillik çok fazla, o çok hoşuma gitti. Çınar ağaçları dikmişler. Ondan sonra çeşme çok güzel, Sebil Çeşmesi var, orada da bir tane tarihi çeşme var aşağıda. O çok güzel. Allah razı olsun diyorum hepsinden. Tabii burada emeği geçen ben de başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, ekiplerine, ayrıca parantez açıp teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten güzel bir eser o meydana gelmiş. Kendim bir anda Eyüp Sultan Bahçesi avlusunda gibi, Sultanahmet'te gibi hissettim. Bir ekibiz, güzel eserler yapıp insanlarımıza da bu eserlerin kullanımına sunmak istiyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler, bizlere destek vermeye devam etsinler. Biz sonuçta bu insanlara hizmet etme sevdasıyla yola çıktık.